baktığınız zaman olaya kimler ne demiş bakmak lazım. Ben kendi adıma bir maç şey bir yıl ceza alır Fenerbahçe diye düşünüyordum açıkçası. Olmadı. Demek ki öngörülerimizde yanılmışız. Öngörüde yanılmak çok utanılacak bir şey değil. Çünkü bunları belli kıstaslara göre kendimizde daha önce yapılmış alınmış kararlara veya konunun içeriğine, muhteviyatına göre fikrimizi beyan ediyoruz. Bundan utanılacak bir şey yok. Tutmadı. İyi de oldu. Fenerbahçe'de önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Ama bizim burada hocayla ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Suç var. Suç var. Ben bunun hala arkasındayım. Kesinlikle ben de arkasındayım. Bunun arkasındayım. Şimdi bakın şöyle bir sizin yaptığınız sürece paralel bir süreç söylüyorum. 7 Temmuz'da 3 Temmuz operasyonun başladığında 7 Temmuz'da Sarı Murat Özaydın'la önce bir hukuk çözsün diyor Mehmet Ali Aydınlar'a. Bu iş önce bir hukuk çözsün diyor. Tapelerde. Yani ne demek bu hukukun yani adaletin, yargının vereceği kararı bekleyin diyor. Bunu ben demiyorum. Murat Özaydın'ın diyor. O tarihte 7 gün sonra ben yazmışım eski gazeten Fanatik'te günahsız olan ilk taşı atsın diye Aziz Yıldırım'ı tek suçlamayın sistem suçludur ve bu pisliğe herkes girmiştir diyen insanım. Devam ediyorum sürece. Bunu çok önemli çünkü çok önemli buluyorum. 1 Eylül'de Fenerbahçe kasa dava açıyor. Kastan önce yine ben bir yazı Lütfü Arıboğan ve Şener Zerzik'e sorular diye bir makale yazıyorum. Ve burada Fenerbahçe'nin UEFA Ligi'ne UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alınmaması Trabzonspor'la Beşiktaş'ın alınmasını eleştiriyorum. Ya hepsini almayın hiçbirini göndermeyin diye. Ve kasa dava açıyor Fenerbahçe. Arkasından 20 Eylül 2011 Yıldırım Demirören Kulüpler Birliği Başkanı oluyor. Orada bir sizde de vardı o. Ve ilk söylemi şu. Küme düşmenin kaldırılmasını istiyoruz. Demek ki ortada bir şey var ki küme düşmenin kaldırılmasını istiyor. Kulüpler Birliği Başkanı Yıldırım Demirören. Tarih 20 Eylül 2011. Devam ediyorum. 21 Aralık 2011. Sayın Nihat Özdemir 58. madde değişmezse Türk futbolunun sonu olur diyor. Hani diyorlardı ya biz 58. maddeyle ilgili hiçbir şey söylemedik. Hayır. Bunu kendisi söylüyor Nihat Özdemir. 21 Aralık 2011'de 58. madde değişmezse Türk futbolunun sonu olur diyor. Bakın burada çok enteresan bir şey var. İddianamede sadece Fenerbahçe değil, Hürriyet'e verdiği röportaj Ahmet Ercanlar'a. 7 Süper Lig kulübü de suçlanıyor. Değişmezse Türk sporunun sonu olur. Kulüpler Birliği bir arada durmalı. 58. madde için birlikte hareket etmelidir. Ben bunu tüm kulüpler için, Türk spor için istiyorum. Demek ki ortada bir ceza tehlikesi söz konusu ki Sayın Nihat Özdemir bunları söylüyor. Devam ediyorum. Şöyle devam ediyor. Şu soruya şike teşviye küme düşme cezası verilmeyecekse ne olacak diye soruyor gazeteci. Sayın Özdemir'in cevabı şu. Ben ceza vermeyelim demiyorum. Her eylemin bir cezası olur. Diyelim ki ceza verdiniz. Peki yarın beraat olursa yani adli sürecin sonuna atıfta bulunuyor. Beraat olursa ki ben arkadaşlarımızın beraat edeceğine sonuna kadar inanıyorum. O zaman ne olacak? Nasıl bu karardan geri dönülecek? Kararlar genel kanıya göre değil, yargı kararına göre alınmalıdır diyorum diyor. Bunu diyen kim? Nihat Özdemir, Fenerbahçe 2. Başkanı. Devam ediyorum. Fenerbahçe 26 Nisan'da KAS'taki davayı geri çekiyor. Türk sporunun menfaatleri açısından yaptığını söylüyor bunu. 12 Şubat'ta Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman, Karabük Spor Fenerbahçe maçından sonra şunu söylüyor. Türk futbolunda hız sınırı aşılmış, radar bir takıma tutulmuştur diyor. Çok bunların abi. Hepsi... Bunu köşende mi yazdın? Bugün için mi? Ha bugün için ben öden çok tepki geldiği için herkes bir görsün sürecini. Siz çok güzelmişsiniz. Ben bunu, ben bunu da aynen Sabah gazetesinde köşemde alıp yayınlamak istiyorum senden. Yani bütün süreci özetlemiş. Bakın radar takıma tutulmuş deniyor. Bu da ne demektir? Yine bir ceza gündeme gelmesi, bir suçun varlığına dair bir işarettir. Devam ediyorum. 30 Nisan 2012. 16 takım PFDK'ya sevk ediliyor. Aynı gün 30 Nisan 2012'de 58. madde değiştiriliyor ve yeni halini alıyor. O dönemde 58. madde değiştirilmesi eski haliyle kalsa ki eski halini eleştirenlerden biriyim. Çok ağır buluyorum. Kalsa bugün Fenerbahçe ve Trabzon dahil birçok takımımız küme düşmüştü. Tabii. Net. Doğru mu Sinan? Yani doğru. Hepsi küme düşmüştü. Demek ki 58. madde değişmeseymiş herkes küme düşüyormuş. Doğru. Şimdi biz burada bir takım yorumlar yaparken ne Fenerbahçe düşmanı olarak devam edeceğim. Çok az kaldı. Sizi sıkmak istemiyorum. Estağfurullah. Ne Fenerbahçe düşmanı olarak ne başka takım sempatizanı olarak konuşuyoruz. Biz burada doğru bildiklerimizi, inandığımız bilgileri
ve ulaşabildiğimiz kaynaklardan kendimizi beslediğimiz kadar bilgiyle yorum yapmak için sağ olun bize bu ekranları açıyorsunuz. Gazete köşelerini açıyorlar. Başka bir şey daha ekliyorum. 25 Mayıs 2012 Ali Koç. Biz cezamızı çektik. UEFA bize ceza veremez. Atıfta bulunuyor. UEFA'nın bize ceza verme hakkı yok. Biz cezamızı geçen sene çektik. Bundan sonrası kötü niyet, art niyettir demiş. Yani ne diyor? Biz geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyerek cezamızı çektik. O zaman ne yaptınız da ceza çektiniz, cezanızı çektiniz diye sormak lazım. Yine bir cezadan bahsediliyor. Ve tahkim kurulu cezaları. Şimdi gelelim buraya. 4 Haziran 2012. İlhan Akşioğlu, 3 yıl hak mahrumiyeti. Şekip Mosturoğlu, 1 yıl hak mahrumiyeti. Cemil Turan, 1 yıl hak mahrumiyeti. İbrahim Akıl, 3 yıl müsabakalardan men. 2 yıla düşürüldü. 2 yıla indirildi sonra. Ümit Karan, 2 yıl hak mahrumiyet cezası, 2 yıl müsabakalardan men'e çevrildi. Serdar Kul Bilge, 2 yıl müsabaka men cezası, 3 müsabakadan men cezasına çevrildi. Yani burada İlhan Ekşioğlu'na 3 yıl hak mahrumiyet cezası veriliyor. Bu ne demektir? Bu ne demektir? Ortada bir suç olduğunu gösteriyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şimdi Fenerbahçeliler, bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Fenerbahçeliler seni üzmüşler yani. Üzmedi. Hayır, hayır, kimse üzmedi. Hayır, hayır. Yok, hayır. Şimdi sen herkesin kendi bir fikri vardır. Fenerbahçe'nin karşısındakiler de veya aleyhinde de konuştuğunlar da onlar ötekine yapıyor. Yani ya bunlar şey çok önemli bir şey değil. Onların mailleri şeyleri değil. Ortada bir şey var. Ha, bu... Ortada bir şey yok diye kimse bunu söyleyemez. Ha, İnkar edemez. Şunu söyle. Sen teşebbüsü alıyorsun sen de. Şu ana kadar saydıklarım hepsi Fenerbahçelilerdi. Bak, şey Fenerbahçe'nin ağzından yaptım. Hayır hayır yaptım. Yani Fenerbahçeliler yani bu mail atmaları var. Fenerbahçe'nin karşılıkları da mesela Fener'le ilgili ben iyi konuşuyorsam konu karşıdaki. Ben sonra bitireyim. Bir müsaadenle son şeye geldim. Ve daha çok taze. 5 Haziran 2012. Fenerbahçe internet sitesinde yayınlanan Fenerbahçe adı altında Türk futbolu feda edilecek bir başlıklı yazının bir paragrafı. Şimdi sıra süreci hazırlayanların bakın 5 Haziran 2012. Ne kaç gün geçmiş aradan? 20 gün mü? Evet. 20 gün. Yaklaşık 20 gün. Tam 20 gün. Şimdi sıra bu süreci hazırlayanların başta da planlandığı üzere UEFA Disiplin Kurulu'ndadır. Kamuoyu görecektir ki birkaç gün içerisinde önceden tasarlanan pazarlıklar ve bunun sonucu olan süreç an be an bu şekliyle hayata geçirilecektir. Ve Fenerbahçe adı altında Türk futbolu feda edilecektir. 20 gün önce Fenerbahçe internet sitesinde, resmi internet sitesinde yönetim kurulunun imzaladığı yazı. Şimdi ben soru soruyorum. Ne oldu bu oyunlar? Fenerbahçe feda edilmedi. Ben yanıldım. Ve bana hesap soran Fenerbahçe taraftarlarına soruyorum. Benim gibi birçok taraftar yazara da hesap sorsunlar. Ben kesinlikle sormasınlar demiyorum. Biz de hesap vermekle mükellefiz. Öngörülerden dolayı, öngörülerimizden dolayı da hesap vermekle mükellefiz. Ama siz gideceksiniz önce burada bu konuları konuşan kendi yöneticilerinize, kendi yönetim kurulu üyelerinize hesap soracaksınız. İki, bizim bir de hesabına veremeyeceğimiz duygusal bağlı şeyler var. Evet. O da nedir biliyor musunuz? Biz hoca da burada, biz... 2 yıldır yani 8 aydır suç var diyoruz. Bakın bu bir öngörü değil. Bu bir öngörü değil. Bu bir analiz ve tespit. Şimdi ben öngörümde yanılabilirim ve kimseden özür dilemem. Çünkü... Ama eğer bir suç fiili çıkmazsa ortaya, ben yarın köşemde de Habertürk'te köşemde de bunu yazdım. Biz demek ki haksız yere bir takım insanları suçlamışız demektir ki bu ne vicdana sığar ne ahlaka sığar. İki şey düşünebilirsiniz. Yani biz ne diyoruz? Karar çıkarsa diyorsun ki ben diyorsun şeyden çekileceğim. Ben onu söyleyeceğim Rasim. 3 Temmuz sürecin ortalarından yani Ağustos ayından bu yana 3 maçta ben teşebbüs olduğunu söylüyorum, suç olduğunu söylüyorum. Ve eğer bu davanın sonucu beni FIFA, ben bu programda defalarca FIFA'nın, UEFA'nın aynı Türkiye Futbol Federasyonu gibi eyyamcı kuruluşlar olduğunu defalarca söyledim. Bunu benim söylememe gerek yok. Bununla ilgili yüzlerce kitap var. Açsınlar Andrew Jennings'in Fall kitabını, açsınlar Declan Hill'in Şike kitabını, UEFA'nın, FIFA'nın ne olduğunu görsünler. Bunu hep söyledim. Yani ben açık konuşayım. Türkiye Futbol Federasyonu da temiz de kalır UEFA ile FIFA'nın yanında. Ama bu sürecin en son noktası sadece geçen hafta kırılma noktası bence Cornu'nun istifasıdır. Türk medyasında yer almadı çok fazla. Türk medyasında çok fazla yer almadı. Cornu'nun istifası ailevi sebeplerden diyor Cornu ama çok ilginçtir. Bunun üzerine durmak lazım. Cornu demiyor. Açıklamasında ailevi sebeplerden diyor. Ailevi sebep diyor. Şimdi eğer biz suç vardır diye insanlar Yüce Türk Adaleti'nin suçsuz bulması inşallah da öyle olur. Sayın Aziz Yıldırım ve
yönetim kurulu İlhan Ekşioğlu ve diğer arkadaşlarını suçsuz bulması halinde biz sırf özürle, ben kendi adıma konuşuyorum, sırf özürle kalmam. Gazetecilik hayatımı da, yorumculuk hayatımı da anında silerim. Peki, güzel özetlediniz. Aslında